Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mandal torbası modeli anlatacağım. Takipçim sipariş almıştı. Çok uzattım ama kusuruma bakmasın. İnşallah en de sonda yaptım. Daha öncesinde ben mor ve beyaz kullanarak mutfak önlüğü yapmıştım. Tutacak yapmıştım ona uygun olsun diye. Yine aynı takımın devamını yaptım arkadaşlar. Mandal torbası olarak mor ve beyaz kullandım. Tığ olarak da elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 2 numara 1,75 mm'lik tığla öreceğim. Boyut olarak da ideal diye düşünüyorum ama sizin eliniz sıkı olabilir, geniş olabilir. O yüzden videonun sonunda tamamen bitmiş halinde size santim olarak vereceğim arkadaşlar. Şurası şu kadar santim, şurası şu kadar santim diye göstereceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. 2 günde, en fazla 2 günde örebilirsiniz. Evet, hemen yapımına geçelim. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir olarak ben 90 tane zincir çekeceğim. Fazla da çekebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız zinciri fazla gelirse fazlasını kesebiliriz arkadaşlar. Sorun olmaz. Evet, bu şekilde orta genişlikte 90 tane zincir çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 90 tane zincirimi çektim. Şöyle tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire geçiyorum. Yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir çektim. Zincirle birlikte 3 trabzanım olmuş oldu. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire trabzan. Doladım. Sıradaki zincire trabzan. Doladım. Sıradaki zincire trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine 3. zincire trabzan. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, sıradaki zincire 3. trabzanımı yaptım. 2 zincir doladım. Yine 3. zincire trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Evet, bu şekilde devam edecek sıramız. 3 trabzan, 2 zincir. 3 trabzan şeklinde sıranın sonuna kadar gelin. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle bu üçlü trabzanlarından 17 tane oldu arkadaşlar. Eliniz sıkıysa 2 tane daha üçlü trabzan yapabilirsiniz. Hatta 4 tane de yapabilirsiniz. Şöyle bakın siz. Ona göre ayarlarsınız. Evet, 2 tane fazla yapmam gerekiyor. O yüzden ben geri dönüyorum. Zincirim yetmeyeceği için 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk zincir yuvasına yine trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuna yapıyorum arkadaşlar. Trabzanın tepesine batmıyorum. İkinciyi yaptım. Aynı yuvaya üçüncüyü yapıyorum. 2 zincir. Şöyle gözümüzü rahatsız etmesin. Zincirin fazlasını alacağım. Bu şekilde kesebilirsiniz. Şöyle. Fazlasını aldım. Evet, 2 zincir çektim. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 ve 3. 2 zincir, sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 ve 3. Arada yine 2 zincir. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Eminim çoğunuz da bilirsiniz.
Dönüşleri göstereceğim özellikle. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle iki zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Şöyle köşedeki zincirin tepesine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen zincir yuvasına bir trabzan, tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına bir trabzan daha yaptım. Zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 trabzan. 2 3 2 zincir, sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 3 Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bilirsiniz ama yeni öğrenenler için, ilk defa yapacaklar için şöyle bir sıraya geçişi tekrar göstereceğim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 3. sıranın sonuna geldim. Şöyle en son 2 zincir çektim, tığıma doladım. Son zincir yuvasına 2 tane trabzan yapıyorum. Doladım. 3. trabzanı da zincirin köşesine batarak yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 zincir, pardon, 5 zincir çekiyorum. 4 5 çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk zincir boşluğuna yine 3 tane trabzan. 2 3 2 zincir, sıradaki zincir boşluğuna 3 trabzan. 2 3 Arada 2 zincir. Evet, bu şekilde devam ediyor. Dönüşleri öğrendiniz. Böyle devam edeceğiz. Ben ne kadar örüleceğini ben ördükten sonra size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tamamladım. 31 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle her sırayı sayarsak 31 sıra ördüm, yeterli diye düşünüyorum. Şimdi kemer kısmını yapacağız. Şöyle yan tarafa doğru çevirdim. Bak, bu şekilde 31 sıra ördükten sonra çevirdim. Hiç ipimi koparmadım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu iki trabzan arasındaki boşluğa girerek bir tığıma doladım. Aynı yere iki trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 trabzan olarak kabul ediyorum. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. 1 2 Kemerini su taşı şeklinde yapacağım ya da balık sırtı diyelim. 3 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 3 zincir çekiyorum, çevirdim. Tığıma doladım. Zincir yuvasına yine 3 trabzan. 1 2 3 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 3 zincir çevirdim. Tığıma doladım. Zincir yuvasına 3 trabzan. 2 3 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 3 zincir çevirdim. Bu şekilde su taşı yapıyoruz arkadaşlar. 3 trabzan, eminim çoğunuz da biliyorsunuz. 2 zincir doladım, aynı yuvaya 3 trabzan. 3 zincir çekiyorum, çevirdim, doladım. Zincir yuvasına 3 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. 3 zincir. Yine çevireceğim. Bu şekilde devam edelim. Şöyle ne kadar ördüm yine size ördükten sonra göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Ne kadar ördüm şöyle sayalım arkadaşlar. Şöyle çevirelim, bakın şu taraftaki zincir yuvasını sayıyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şöyle şunu sökeyim. 28 sıra örmüş oldum. Şöyle 2 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Santim olarak da vereyim. Şöyle. Evet, 70 santim. Gördüğünüz gibi 70 santim örmüşüm. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Evet. Bir zincir çekiyorum. Şöyle şuraya. Bu yan taraftaki yine boşluğa sabitliyorum. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Yuvaya 3 trabzan. 2, 3. 2 zincir aynı yuvaya. 3 trabzan. 3 zincir çevirdim. Evet, burada yaptığımız işlemin aynısı aynı boyutta olsun arkadaşlar. Aynı boyutta yapalım ipimizi. Keselim. Sonra diğer parçaya başlayacağız. Evet, diğer kemer kısmında tamamladım. Aynı boyutta ördüm, ipimi kestim. Şimdi üstteki parçayı öreceğiz arkadaşlar. Böyle aynı şekilde başlayıp şöyle yarım olacak. Yine 90 tane kadar zincir çekelim. Şöyle. Evet, böyle zincir çekeceğim. Dediğim gibi aynı şekilde öreceğim. Ben ördüm, onu da göstereyim size. Şöyle başlamayı gösterdim ama. Evet, şöyle bunun üzerinde göstereceğim yine. Bakalım, hesaplayalım beraber. Şöyle bunu serdim mesela. Diğer parçayı da gördüğünüz gibi aynı şekilde ördüm. Kaç sıra ördüm? Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra örmüşüm. Yeterli diye düşünüyorum. Siz bakarsınız arkadaşlar. Şimdi şu sadece orta kısmı öreceğiz. Bir ya da bir diyorum. İki sıra daha örebilirsiniz. Böyle az diyorsanız bu kısma. Ama bence yeterli. Evet. 19 sıra ördüm. Diğeri 31 sıraydı. Burada ipimizi keselim. Evet, ipimi kestim. Şöyle ortada. Evet, şöyle orta kısmı ayarlayacağız. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bakın, yuvaları sayıyorum. 1, 2, 3. Hatta şunu kaldırayım. Daha net görünsün. Buradaki zincir yuvalarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye şöyle tığımı yerleştirdim. Şu taraftan da 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bakın, ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuvam kaldı. Böyle bu 6 yuvanın içini dolduracağım. İpimi alıyorum. Ortada 6 yuva kalacak şekilde ayarlarsınız. Farklı boyutta da yaptıysanız yine benimle aynı şekilde olsun. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. yuvanın şöyle buraya bir zincir çektim, sabitliyorum. Şöyle 2 zincir daha çekiyorum. Aynı yuvaya 2 trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu gördüğünüz gibi. 2 zincir. Sıradaki yuvaya 3 trabzan.
İki zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. İki zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. İki zincir, 3 trabzan. Evet, 5 olmuş. İki zincir, son yuvama 3 trabzan yapıyorum. Şöyle kenarda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yuvam. Sağda 5 yuvam, solda var. Ortada 6 yuvanın üzerine doldurduk. Şöyle çevirdim. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Zincir yuvasına 3 trabzan. 2 zincir. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet, son 3 trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Şu köşedeki zincirin tepesine batarak 1 trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Bu şekilde git gel yapacağız. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 2 zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Diğer parçamızın, arkadaki parçanın boyutuna kadar örelim arkadaşlar. Ben de örüp döneceğim. Evet, bu aşamayı da tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Yine toplamda arka gibi 31 sıra örmüş oldum. Burada bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, şöyle. Bu da hazır. Şimdi üçüncü parçamızı da başlayalım. Yine zincir çekeceğim. Şöyle zincir saymadım ama ben size çekip döneceğim. Evet, 45 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Yine 1, 2, 3, 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektim. Trabzan. Doladım, sıradaki zincire trabzan. Yan yana zincirledik de 3 trabzanım olmuş oldu. 2 zincir doladım, 1, 2, 3'üncüye trabzan. Yine yan yana 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir, 3. zincire trabzan. Evet, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde İlerleyelim. Sıranın sonuna gelelim. Evet, şöyle sıranın sonuna geldim. Zinciri biraz fazla çekmişim. 3, 6, 7 tane üçlü trabzan yaptım şurada hemen. Zincirimizin fazlasını keselim. Evet. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Tığıma doladım, yine zincir boşluğuna 3 trabzan. Artık bilirsiniz bu şekilde git gel yapacağız. Yine tamamladıktan sonra göstereceğim kaç sıra ördüğümü. Evet, gördüğünüz gibi bunu da tamamladım. 9 sıra ördüm beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle üzerine tutarsınız. Bakarsınız arkadaşlar. Yeterli diye düşünüyorum. Zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet, şimdi şöyle birleştirmeye geldi. Ters kısmı bana bakacak şekilde yere seriyorum. İkinci parçamızı düz kısmı şöyle. İlk başladığım sıra düzse düz parçası olarak kabul ediyorum ben. Şöyle üzerine yerleştirdim. Şöyle. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı kutucukları birbirine sabitleyin. Böyle
Çengelli iğne yardımıyla sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde sabitledim. Şu alt köşeyi de sabitleyelim birbirine. Kaymasın, etrafını gideceğiz o yüzden. Diğer köşeyi de sabitliyorum. Şöyle yukarıya doğru. Böyle bu şekilde her boşluğu, her sırayı denk gelecek şekilde. Evet, şöyle yukarıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Hani yanlış yapmayalım diye bu şekilde. Evet, şöyle. Buraya da işaret koyuyorum. Yani iki parçayı birbirine tutturuyorum arkadaşlar. Böyle. Burayı da aynı şekilde şöyle dikkatlice, hata yapmak istemiyorum. Eminim çoğunuz da benden iyi bilirsiniz ama yeni öğrenenler, ilk defa yapacak olanlar için böyle detaylı göstermeye çalışıyorum. Tamamdır. İki parçamızı birleştirdik. En sonunda şunu yapar dikeriz. Bu kalsın şimdilik. Beyaz ipimi alıyorum. Evet. Nereden başlayalım? Beyaz ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ben buradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle buradan başlayalım. Hem şöyle geliriz, sabitlemiş oluruz. Daha kolay olur. Sol taraf kemerin bir altındaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra iki çektiğim trabzan yaptım. Üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu trabzana iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Zincirle birlikte üç olmuş oldu. Tığıma doladım. Yine zincir yuvasına giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Sonra iki çektiğim trabzan. Üç zincir doladım. Bu uzun trabzana, trabzan boşluğuna buraya girerek iki tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektim. Sonra doladım. Zincir yuvasına. Üç defa da çektiğim trabzan. Üç zincir. Doladım. Bu trabzana. Buradaki boşluğa batarak. Bir dolayıp iki defa da çektiğim iki trabzan. Ve sıradaki yuvaya diyelim. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. İlk önce tek. Sonra iki çektiğim uzun trabzan. Üç zincir. Bu uzun trabzana iki tane trabzan yapıyorum. Doladım. Yine yuvaya üç defa da çektiğim uzun trabzan yapıyorum. Üç zincir. Bir dolayıp iki defa da çektiğim iki tane trabzan. Doladım. Yuvama üç defa da çektiğim trabzan. Üç zincir. Doladım. Bu uzun trabzana iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Üç tane kanat olduktan sonra sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Evet, biraz hızlı yapacağım çünkü birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Doladım. Yuvaya 3 defa da çektiğim trabzan, 3 zincir, uzun trabzanın üzerine 2 tane normal trabzan. Evet, üçüncüyü yaptım. Şöyle burada işaretleyicim var. Gördüğünüz gibi
Sıradaki zincir yuvasına buluyorum. İki parçanın da zincir yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, doladım. Sıradaki yuvaya aynı işlemi yapıyorum. 3 defa da çektiğim trabzan ve 3 zincir. Artık iki parçayı birden batarak yapacağız. Şöyle şuraya köşeye kadar gelelim. Köşeyi de göstereceğim. Ay kusura bakmayın. Şurayı tutturmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Şöyle. Üçüncü kanadı söküyorum arkadaşlar. Şöyle kameranın açısından dikkat etmemişim. Şöyle doladım. Bu trabzanın tepesine bakın. Hem bunun tepesine hem de yuvama batıyorum ki şöyle birleşsin. Gördüğünüz gibi birleşti. 3 zincir. Bu yuvaya 2 trabzan. Şöyle sıradaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Doladım sıradaki yuvaya. 3 defa da çektim. Trabzan 3 zincir. Evet, burayı da birleştirmiş olduk. Bu ipimi sonra saklarım, sorun olmaz. Şöyle. Böyle oldu. Bu şekilde devam edelim. Köşeyi göstereceğim. Bu köşeyi yaptım arkadaşlar. Şöyle tam köşeye geldi desem burada diğer köşeyi de göstereyim. Diğer köşede tam köşeye denk gelmedi. Bir öncesine geldi. Sorun olmaz. Şöyle işaretleyici çıkartayım. Sonrasında böyle bir zincir çekip sıradaki yuvaya yine desen yapıyorum. Evet, böyle ayarlarsınız arkadaşlar boyutuna göre. Zaten sizinki de farklı gelebilir. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Buraya kadar geleceğiz. Bu kısmı, kurp kısmı, kemer kısmını farklı şekilde yapacağız etrafını. Buraya kadar gelelim, orayı da göstereceğim. Evet, şöyle kemer kısmının altına kadar geldim. Şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum arkadaşlar. Burası buraya denk geldi. O yüzden şuraya batalım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir aynı yere başına dolamadan batıyorum. Pipirik yapıyorum. 3 zincir aynı yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim. Buraya başına dolamadan batıyorum. Şöyle göstereyim. 2 zincir sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan battım. 3 zincir. 3 zincir az geliyorsa arkadaşlar 4 zincir de çekebilirsiniz. Evet, başına dolamadan battım. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane pipirik yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şuraya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 3 zincir. Üçüncü pipiriğimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Geçti. Önce araya batıyorum. Sonra 2 zincir çekip diğer yuvaya batıyorum. Yine 3 zincir. Bu şekilde olacak. Şöyle tepe kısmı da şöyle olacak arkadaşlar. Tepe kısmı da bu şekilde yaparsınız. Böyle inip tekrar yolunuza devam edersiniz. Böyle tamamen etrafı olup buraya gelince bu üst kısmı da burada yaptığımız işlemin aynısı olacak. Sadece bu kemer kısmının etrafı bu şekilde olacak. Buraya gelince yine buradaki desenin aynısını uygulayalım. Burada birleştirmeyi unutmayalım. Buraya gelip bu kemerin de etrafını, bunun etrafını nasıl yaptıysak aynı şekilde yapalım. Buraya gelip ipimizi kopartacağız. Sonra bu kısımları yapacağız. Evet, tamamen etrafını gittim arkadaşlar. Bu kısımlar böyle. Diğer kısımlarda bu şekilde oldu. Üst kısımda böyle oldu. Şimdi buranın yapımını göstereceğim. Bu cep kısmının yapımını göstereceğim etrafının. Orayı da farklı bir şekilde öreceğiz. Şöyle bir zincir çekiyorum.
Bu sağ tarafını yaparken buradan başlayın arkadaşlar. Buradan başlarsınız. Buraya tutturup başlarsınız. Sol taraftakini yaparken de şuradan başlayalım. Evet, hemen bu yuvaya 3 zincir çekip başına dolmadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 3 tane pipirik yaptım. 2 zincir çektim. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Başına dolamadan battım. 3 zincir. Aynı yere ikincisini battım. 3 zincir. Aynı yere üçüncü pipiriğimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Her kutucuğa ya da yuvaya diyelim 3 tane pipirik yapıyorum. 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 3 tane pipirik yaptıktan sonra 2 zincir. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Yine 3 tane pipirik. Bu şekilde. Böyle yuvalara yaparsınız. Şuraya da köşeye de batabilirsiniz. Bakın ben köşeye de yaptım. Köşeye de batabilirsiniz. Böyle buraya kadar gelip burada ipimizi kopartalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamayı da tamamladım. Burayı da aynı şekilde yaparsınız. Şimdi şu cep kısmının etrafını yapacağım. Beyaz ipimi aldım. Bir zincir çektim. Şöyle odaklanma sorunu oluyor. Şunu kenara alayım. Şöyle şuradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 zincir. Tekrar başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tekrar batıyorum. Yine 3 tane pipirik yapıyoruz. 2 zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan battım. 3 zincir. Başına dolamadan batıyorum. Evet, her yuvaya 3 tane pipirik, diğerine geçişte 2 tane zincir. 3 pipirik yaptıktan sonra 2 zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Böyle bu şekilde tamamen etrafını gidelim. Evet, şöyle bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi sonuna geldim. Şöyle 2 zincir çektim şöyle köşeye. Başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Başladığım yuvaya giriyorum. Başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir ipimi kesiyorum. Şöyle tersinden ipimizi saklayalım. Tığın ucu da kalın o yüzden. Evet, bu da hazır. Şimdi çiçeğin yapımına geçelim. Şöyle kenara alayım. Çiçek için şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir doladım. 2 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir. 1 trabzan. Bu şekilde baştaki zincirle birlikte toplamda 6 tane trabzan yapalım. 5 oldu. 2 zincir. 6. yaptım. Dediğim gibi zincirle birlikte 3, 6 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin köşesine başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde. 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yuvaya 3. trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Ben yine de bakayım. Evet, dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 tane trabzan. 1, 2,
Trabzanların boyunu biraz uzun tutalım. 3. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2. 3. 3 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir. Evet, yapraklarımızın 3 tanesini yaptık. 3 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, son yaprağımı yaptım. En son 3 zincir çektim dibine. Başına dolamadan batıyorum. Burada bir zincir çektim. Şöyle çiçeğimi tersini çeviriyorum. Kendime doğru tersi. Buradaki zincir yuvasını, ikinci yaprak yuvasını yapacağım. Zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya hatta 4, 5 çekelim arkadaşlar. 5 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu sıradaki trabzanı arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir doladım. Sıradaki trabzana bu şekilde trabzan. 3 zincir doladım. Sıradaki trabzana arkadan beline dolayarak trabzan. 3 zincir doladım. Sıradaki trabzana bu şekilde batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Eliniz sıkıysa 4 zincir çekebilirsiniz. Sıradakine trabzan, 3 zincir. İlk yaptığım zincirin köşesine başına dolamadan batıyorum. 6 tane yuva yapmış oldum. Zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektim. 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım. Sıradaki yuvaya 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir. Yaprağımızın 2 tanesini yaptık. 4 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, diğer yapraklarını da ördüm. En son 3 zincir çekip dibine battım. Şöyle bir zincir çektim tersinden. Şimdi şuraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpim arkada kalsın diye bu şekilde yaptım. Çiçeğimiz de hazır. Şöyle bunun üzerine dikelim. Ortasına da inci dikeceğim arkadaşlar. Şöyle dikiş ipi, dikiş iğnesi aldım. Tam ortaya denk gelecek şekilde. Şöyle. Biraz sabitleyeyim. Sonra inciyi dikelim. Şöyle inşallah iğneden geçer. Evet. Şöyle iyice çiçeğimi sabitleyeceğim. Sonra bunu modelime dikeceğim. Evet, şöyle ortalı bir şekilde yerleştirdim. Üst kısmını değil, şöyle şuradan başlayıp arkadaşlar şöyle bu şekilde gelip şuraya kadar beyaz renkli bölümden dikeceğim. Şöyle. Tam ortaya yerleştirirsiniz. Bakın benimki tam ortalı oldu diye düşünüyorum.
Tam zemine de inmeyeceğim. Böyle hafiften alt kısma dikiyorum. Şöyle. Tam inmiyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum gördüğünüz gibi. Beyaz kısma. Dikeceğim böyle bu şekilde. Bilirsiniz zaten. Şöyle dikelim şuraya kadar. Gelelim. Burası açık kalsın. Evet. Dikim de tamamladım. Bitti arkadaşlar. Çok hoş. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Şöyle santim olarak da vereceğim demiştim. Şöyle en olarak arkadaşlar. Şöyle iç kısmından. Dıştan mı hesaplasam bilemedim. 20 28 santim diyelim arkadaşlar. Şöyle iç kısmından, torba olan kısmından da 26 santim. Mor kısmı hesapladım. Şimdi 26 santim beyazdan kenar işlemesinden de diğerine 29 santim. Şöyle boy olarak da tamamı 27, hatta 27 buçuk. Sadece mor olan kısımda 24 buçuk diyelim. Burası da şöyle 15 santim arkadaşlar. Bu üst kısım 15 santim. Kemerlerde 70 santimdi zaten ölçmüştük. Kemerler 70 santim. Daha büyük, küçük derseniz, daha büyük yapmak isterseniz videoda da söyledim zaten. 2 ya da 4 tane üçlü trabzan fazla yaparsınız diye. Elinizin sıkılığı, genişliği de önemli. Boyut olarak bence normal. Büyük, sadece büyük olsun diyorsanız 2 tane üçlü trabzan fazla yapılabilir. Evet, benden bu kadar. Örmesi sizden inşallah. Anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böyle bu tür modeller daha çok gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Hatta ben size bunu takım olarak tamamlamış olduk. Mutfak önlüğü ve bir de ne vardı? Mutfak önlüğü ve tutacak vardı. Onları da göstereyim size. Evet, mutfak önlüğümüz bu arkadaşlar. Üst kısmı bu. Şöyle kameranın açısına sığmıyor. O yüzden şöyle çiçekler de yamulmuş. Zaten bari. Evet, etek kısmı da bu şekilde. Bunda kanalında yapım var arkadaşlar. Videosu var. Bakıp yapabilirsiniz. Kemer kısmı bu şekilde. Evet, tutacağını da bu şekilde örmüşüm arkadaşlar. Bu da çok hoş. Ben bunu ördüğümü unutmuştum bile. Böyle. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorsanız bunu da kanalımda yapım videosu var arkadaşlar. Bulamazsanız yorum kısmına yazın. Linkini size atarım. Dediğim gibi eğer şimdi değil de ileride örmek istiyorsanız da kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.